oksijenin ağlıyor içerisinde hemoglobin ile taşınması. Atmosferden alınan oksijen önce akciğer alveollerinden geçerek akciğer kılcallarına gelir. Daha sonra oksijen kan plazmasına geçerek al yuvar içerisine girer ve al yuvar içerisinde oksijen hemoglobin molekülü tarafından yakalanır ve oksihemoglobin adını alır. Böylece oksijen hemoglobine bağlı bir şekilde doku kılcallarına kadar taşınır. Serbest kalan oksijen önce al yuvar dışına çıkarak kan plazmasına geçer. Daha sonra oksijen doku kılcal damar dışına çıkarak doku sıvısına geçer. Solunum gazlarının taşınması Oksijenin taşınması Alveollerden dokulara doğru taşınır. %98'i hemoglobinle oksihemoglobin şeklinde %2'si kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. Alveollerde oksijen basıncı fazla olduğu için hemoglobin karbondioksiti bırakıp oksijeni bağlar ve oksihemoglobin oluşur. Oksihemoglobin taşıyan kan önce akciğer toplar damarlarıyla kalbe sonra dokulara gider. Dokularda karbondioksit basıncı yüksek olduğundan hemoglobin oksijeni bırakır, karbondioksiti bağlar. Serbest kalan oksijen difüzyonla önce doku sıvısına, doku sıvısından da hücrelere geçer. Oksijenin hemoglobinle birleşmesi ve ayrılması enzimatik bir tepkime değildir. Hemoglobinin oksijeni bırakmasındaki en önemli faktör doku kılcallarındaki düşük pH'tır. Kanda karbondioksitin kısmi basıncının doku kılcallarında artması pH'i düşürür ve hemoglobinin oksijene ilgisi azalarak oksijeni serbest bırakır. Bu duruma bor kayması denir. Köpek görüp koşmaya başlayan insanda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A. Kalp atışı hızlanır. B. Kandaki karbondioksit oranı azalır. C. Kandaki karbondioksit oranı artar. D. Omurilik soğanı uyarılır. E. Soluk alışveriş hızı artar. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzu animasyonlar üzerinde çözelim. Evet köpek görüp koşmaya başlayan bir insanda neler meydana geliyormuş? Kalp atışı hızlanır. Kandaki karbondioksit oranı artar. kandaki karbondioksit oranı artar demiştik. Bakıyoruz omlik soğanı uyarılır ve arkadaşlar soluk alışveriş hızı artar. Şimdi animasyonlarda verdiğimiz anlatımı şıklarda arayalım ve hangisi gerçekleşmez ona bakalım. Hangisi arkadaşlar tabii ki kandaki karbondioksit oranı azalır yanlış cevabımız olacaktır.